ben kayınvalidemi biraz üzdüm, kırdım. Eşim de aynı şekilde. Biz çok üzülüyoruz aslında. Bunu yani istemiyoruz ama oluyor bir şekilde. Yani bunun vebali günahı nedir? Bir bunu sormak istiyorum. Bir de izniniz olursa bir şey söylemek istiyorum. Buradan onu kırmışsam, üzmüşsem çok özür diliyorum. Böyle olsun istemezdim ama oldu bir şekilde. Yani özrünü burada ifade evet, ediyorsun. Yani o bizimle konuşmuyor. Eğer siz ona bir şeyler söylerseniz sizi dinleyeceğini düşünüyorum. Eşiniz yanında evet, mı? Eşim, evet eşim de yanımda. O da çok üzülüyor ama yani yapacağımız bir şey yok. Evet, şimdi biz buradan kayınvalidenize, yani eşinizin annesine, eşinizin annesiyle arası iyi mi? Senin yani, aran iyi mi? Normal yani. İdare ediyor yani. Evet. Şimdi Ramazan ayı tabii. Siz özrünüzü ifade ettiniz. Güzel yaptınız. Kendinize yakışanı yaptınız. Bir hanımefendi olarak, gelin olarak, eşinizle beraber. Ben de kayınvalidenize saygılarımı iletiyorum bu ekran başında. Ramazan ayı af ayıdır. Birbirimizi anlamamız gereken bir aydır. Gerginlikleri azaltmamız gereken bir aydır. Rahmet ayıdır, güzellik ayıdır. Allah kullarını affediyorsa kullar da kulları affetsin. Teşekkür ederim. Ramazan ayında şeytanlar zincirleniyor. Rahman açılıyor, Rahman'ın kapıları. Onun için Ramazan ayında gerginliklerden uzaklaşalım. Birbirimizi sevelim. Birbirimize karşı açık aramayalım. Genel anlamda her konuda söylüyorum. Anlayış hakim olmalı. Ramazan sevgidir. Ramazan barıştır. Ramazan affetmektir. Ramazan hoş görmektir. Teşekkür ediyorum hocam. Kayınvalidemin de kaynanamın da ellerinden öpüyorum. Aynı şekilde annemin babamın da ellerinden öpüyorum. Bence mesele çözülmüştür artık. Evet, ne güzel bir manzara. Sultanahmet tıklım tıklım. Evet idi. Şimdi acaba bu gelin kızımız, oğlu ve kayınvalide nasıllar? Herhalde geçen seneki bir olaydı bu. Veya bir sene önceki olay olabilir. Bunlar, bu kardeşlerimiz bize ulaşırlarsa biz de onların adına paylaşırız. En azından mesela geçen bir kardeşimizi burada konuştu. Oğlunun adı Fenerbahçe diye söyledi. Erciş'te, Van'dan herhalde. Hemen ertesi gün bize bir saat sonra bilgi geldi. O beyefendi, Yakup Bey'di ismi, yayında göstermişim, vefat etmiş. Yani bir hatıra olarak kaldı mesela. Buradaki sorusu hatırladınız herhalde izleyicilerim. Benim oğlumun adını Fenerbahçe koysam olur mu demişti. O beyefendi kalp krizinden vefat etmiş daha sonra. Bu programın böyle bir özelliği var. Böyle bir böyle bir kültür oluşturdu. Ramazan'ın bir önemli parçası haline geldi. Bize bu vesileyle yeniden hanımefendinin kayınvalidesinin ellerinden öperiz. Allah uzun ömürler.